Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Yoğun hızlı bir şekilde açıklamam gereken birçok şey var. Hepsini birden bir arada götüreyim. Ondan sonra da arkadaşlar genel bir toparlama yaparım diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar bizim kanalın bir özelliği var. Sadece başlığa baktım, sadece kapağa baktım çıktım. Sadece başlığa baktım eleştirdim. Sadece kapağa baktım eleştirdim derseniz insanlar size başka türlü gülerler benden söylemesin. Yani eğer bir konuda fikriniz varsa lütfen ama lütfen bakın yüzde yüzünü inceleyin ondan sonra karar verin. Çeşitli uyarılar. Bir, Fenerbahçe ve Galatasaray bu gece UEFA'ya Avrupa kadrolarını bildirmek zorundalar arkadaşlar. Her iki takımda 3 oyuncusunu eksiltip 3 oyuncu ekleyebilir. Bildiğim kadarıyla Galatasaray'da Angelina gitti e, gitti. Bakan bu gitti. 3 tane oyuncusu gitti. Rahatlar. Bizde de şu ana kadar o listede yer alan Umut Nair ve Crespo gitti. Hani King, Kent, Zayt bunların hepsi o listede. Yani bunlardan biri giderse birini ekleyebilirsin. Ya da birini çıkarıp birini ekleyebilirsin. 2. Transfer sezonu biten liglere oyuncu gönderemezsin. Ancak oradan oyuncu alabilirsin. Ancak bugünden sonra alınacak oyuncuları Avrupa Kupası maçlarında asla oynatamazsın. 3. Transfer haberi ya da duyumu verirken lütfen liglerdeki transfer döneminin kapalı olup olmadığına dikkat edin. Yoksa rezil olabilirsiniz. Özellikle bunu duyumculuğa özenen arkadaşlara söylüyorum. 4. Şu anda Fenerbahçe ve Galatasaray'da kimi nereye ne kadar satarsa satsın. Bankalar birliği yarısına direkt çöküyor. O sebeple de bon servisiyle oyuncu almak neredeyse imkansız. Yani 100 milyon euro satacaksın ki 50'yi kullanabileceksin. Hatta satın alma opsiyonunu... Kiralamak dahi neredeyse imkansız. 5. Hal böyleyken şunu 30'a sattım. Ben bunu 5'e sattım. Bonuslarla 50 demek büyük hata. Sonuç olarak ülkede taraftarını memnun edebilirsin. Ama yurt dışında oyuncu almak istediğin takım da madem 30-40 eline geçti ver bize de istediğimizi der. Diyor da. 6. Fenerbahçe'de aksi gibi kimseyi satamadı ama transferin ana hattını bitirdi. Şimdi sadece üçüncü forvet gibi hani yama kaldı onu da Avrupa listesine eklesen ne eklemesen ne totalde belki 7 maça çıkılacak. 7 bütün bunları bir araya getirince transfer sezonunun bugünkü sürprizleri neler olacak hep birlikte bakalım. Not Fenerbahçe oyuncu gönderme peşinde ancak Kent King Zayt, UEFA listesine eklem. Umut Nair Crespo ekliydiler gittiler yani 5 isimden 3'ü silinip 3 kişi eklenecek. Buraya kadar her şey tamam mı? Buraya kadar her şey ben anlaşıldığını kendime net izah ettiğimi düşünüyorum. Buradan sonra Galatasaray kısmı devreye giriyor. Fatih Karagümrük Galatasaray'ın Levent Mercan için yaptığı e, ve kendilerine göre ahlaksızca buldukları teklifi reddetmiş. Galatasaray için sol bekte yeniden Rıdvan Yılmaz'a döndü diyor haberler. Ancak sosyal medyanın haberine göre Galatasaray e, Sergi Öğriyer ve Carlos Vinicius transferlerini TFF'ye bildirmiş durumda. Yani iki tane transfer yapmış durumdalar. Yani şöyle anlatayım. Sakaboy'u satıp sadece SA'yı almışlar. Bakan boyu gönderip orada Icardi etiketi varken beni yanlış anlamayın ya da anlayın boş ver önemli değil. Çok da şey yapmadığım için sıkıntı değil. Bakan boyu gönderip oraya başka bir isim almışlar. Arkadaşlar Carlos Vinicius'u hepiniz niye ise hani prime dönemiyle hatırlıyorsunuz. Bak Fenerbahçe taraftarı olarak Size bir konuda bir bilgi vereyim. Arkadaşlar ne kadar dönek olduğunuz, ne kadar karakterli olduğunuz yaptığınız yorumlardan net anlaşılıyor. Benim kapak fotoğraflarıma, video başlıklarıma laf atana kadar kendi yazdığınız yorumlara bir bakın ya da yazmadığınız yorumlara. Ya Carlos Vinicius'u gidip prime dönemiyle hatırlayıp prime dönemiyle değerlendirip edince koy 37 yaşına geldi futbolu bırakması lazım diye yorumlayan sizlersiniz. İçinizden bazıları. Yani Tadiç Fenerbahçe'ye gelirken süper. Beşiktaş alacakken süper. Fenerbahçe aldığı andan itibaren ama çok yaşlı futbolcu aldık. Siz önce kendi şerefinize bir bakın. Önce bir şerefinize bakın. Durduğunuz yere bir bakın. Ondan sonra gelin. Benim başlıklara oturalım birlikte eleştirelim. Lan Carlos Vinicius dediğin adam 6 milyon euro transfer market değerine düşmüş. Yani 6 milyon euroya kadar düşmüş. Bu adam bir dönemin bomba adamıydı. Kabul. Lafım yok. Zaten Benfica'dan bu adamlar Fulham 1 Eylül 2022'de 5 milyon euroya almış. Hani aklınızda hep Tottenham'daki o şey dönemi kalmış. Prime dönemi. Kaldı ki bu adam transfer markette en fazla 20 milyon euroya ulaşmış. Yani 25 yaşında. Çok mühim değil. Ben işim burasında değilim. Mesela Örye Sergio Sergi Aurier. Geçen sene Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Menajeri önerdi. Hayvan gibi de bir yıllık ücret istediler. Size sundum dediniz ki hocam Allah'ın seversen o adamda her şey var. Yani ne kadar illegal, yasa dışı şey ararsan hepsi var. Bir de 30 e, 31 yaşına girmek üzere dedik. Ağustos ayındaydı. Şey Temmuz ayında hatırlayın arkadaşlar. Şu anda 31 yaşında 24 Aralık 92 doğumlu. E, 7 milyon euro değer var. Tamam kabul fiil dışı sahilli falan filan. Yani şu anda bir de Afrika Uluslar Kupası'nda. 3 Şubat Cumartesi günü maçı var. Mali ile muhtemelen onları da elerler. Yani katılmasıydı etmesiydi. Neyse o benim alakadar etmez. İnşallah sakatlanır. Galatasaray'a imza atarsa da sakatlanır. Sezonu kapatır. O umurumda değil yani. Beni alakadar demiş şey yok. Oyuncu son 2-3 yıldır 2 defa kulüpsüz kalmış. Düşünün bak 2-3 defa kulüpsüz kalan bir oyuncudan bahsediyoruz. <laughs> yine ben bir şey demeyeceğim arkadaşlar. Çok umurumda değil. Ha, siz yine 2017 yılındaki o Paris Saint Germain'den 25'e alındığı dönemle kafanızda Elinizi vicdanınıza koyun diyeceğim ama bilmiyorum ne kadar vicdanlısınız. Buna da siz karar verin. Ha bu sezon 924 dakika oynamış kabul. Yani Endombili gelirken de benzer olmuştu. Yani çok fazla şey yapmıştınız. Tebrik ederim. Ondan sonra bir sabek alacaklarmış. baktım ona transfer market değer 6 milyon euro mu ne? Şeyinki de bu Öryen'inki de 7 milyon euro. Hiç mühim değil. Yani kadroyu güçlendirdiler mi zayıflattılar mı? Nikola Zanyolo kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray'a dönecekmiş. Aston Villa opsiyon kullanmayacakmış. Yani kolay bonuslarla birlikte Türk futbolunda yapılan en karlı satış denmişti. Demek ki öyle olmuyormuş. Rıdvan Yılmaz için bildiğim kadarıyla. Yani hocam niye Galatasaray duyum veriyorsun? Bilin istedim arkadaşlar. İçimizdeki Fenerbahçe düşmanları e, o alçak zihniyettekiler duysunlar. Rıdvan Yılmaz için herifler diyor ki 30 milyon euro kazandık diye övünüyorsunuz. Verin lan parayı diyor. Verin parayı diyor. Yoksa vermiyoruz oyuncu diyor. Güzel bir şekilde gidiyor. Mehmet Büyükekşi de dursun. Özbek Büyükekşi. Geçen hafta iki kez bir araya geldiler. Sezonun adını ne koyuyoruz? Dursun Özbek sezonu mu? Büyükekşi sezonu mu? Levent sezonu mu? siz seversiniz böyle şeyleri. Lütfen. Yani lütfen bir isim koyun. Bakan bu konusu. Arkadaşlar bakan bu konusunda insanların kafasına bir şeyler takılmış durumda. Şimdi insanlar Hülle olabileceği görüşündeler bu transferin. Yani hülle transferi nedir? Galatasarayların Fenerbahçe'nin her sattığı futbolcu da ortaya attıkları iftiradır. Vedat'ı sattılar. Sattılar ama orada oynamayacak. Elif Elmas sattılar. Sattılar ama Ali Koç gizliden para verdi. bunun adı hülle transferidir. Yani umarım ne demek istediğimi anlatabildim. Bir de şunu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Fenerbahçe'nin yedek forveti bu sezon 27 maçta onun da ilk 11 başlamış. 14 gol 3 asisti var. Geçen sezon Fenerbahçe'nin yedek forvetinin 20 gol 2 asisti vardı. Ondan önceki sezon Beşiktaş'ın as forvetinin 14 gol 3 asisti vardı. Yani inşallah demek istediğimi anladınız. Şimdi bakan bu konusunda insanlar hülle düşüncesindeler. Zira Fenerbahçe kimi satsa özellikle iki tane kalbi ve beyni kara şahıs bu imalarda bulunuyordu. Aile insanlar da bunu düşünür oldu. Şimdi 700 bin euroya alınmış yıllık 1,5 milyon eurodan 2 yıllık toplam 3 milyon euro yıllık ücret verecek. Totalde 3.7 verecek bir futbolcudan bahsediyoruz doğru dürüst oynamadan 5 milyon euro kiralama artı 5.05'te opsiyonuna gidiyor. Arkadaşlar bankalar konsorsiyumu sanırım opsiyonu saydırıyor. Yani opsiyon yazıyorsunuz diyor ya. 5 milyon euro. Onu aldınız kabul ediyor sanırım. 5'e çökmüyor. Opsiyona çöküyor. Böyle bir açığı var diye biliyorum. Ama yine de yanlışım varsa beni düzeltin. Şimdi ortada 3 ihtimal var. Bir hülle transferi. Yani hiçbirimiz böyle olduğunu düşünmeyiz. Eğer böyleyse Galatasaray başı beladan kurtulmaz. Bu sefer hiç kimse kurtaramaz. Gerçi yine kurtarırlar da eğer öyle bir şey varsa. İki, Betüt kulübünün beyinsiz olması. Yani bu da olabilir. Beyinsizdir belki. Ona Onana'ya Beşiktaş 4 milyon euro verdi. Böyle salaklar varsa böyle salaklar da var diyor. Onana Beşiktaş'tan önce de bir iki tane bonserviste transfer yapmış. Yani şaşırdım. Üçüncüsü de Katakulli. Bakın burayı dikkatli dinleyin. Yoksa bana küfür edersiniz. Ben de sizi avukatıma bildirmek zorunda kalırım. Başınız ağrır. Bu, bu arada ben Twitter konusunda ciddi bir endişe içerisindeyim ve bir hukuk bürosuyla da görüştüm arkadaşlar. Ekran görüntüsünü yakala bana at. Ben gerekeni yaparım dedi avukat arkadaş. İnşallah da yapacağım. Bundan sonra yani çok onursuz haysiyetsiz küfürlere maruz kalıyorum. Ben bundan sonra acımayacağım arkadaşlar. Yarın bir günde Mustafa Hoca milletten para topluyormuş, tazminat alıyormuş falan diye duyarsanız e, yanlış anlamayın beni. Benim Eğitim ve öğretime ne kadar önem veren bir öğretmen olduğumu da bilin. Gelen paraların da nereye gideceğini az çok tahmin edin. Ama bu konuda kararlıyım. Onu da söyleyeyim. Şimdi katakulli nasıl olabilir? Misal oyuncu için 5 vermiş olun. Bir de bonus olsun. Bonus ama 5'ten hani böyle inanılmaz şeyler olsun. Misal La Liga şampiyon olursan, gol kralı olursa falan dersiniz. Şu saatte son imkanı var mı? Yok. Oyuncunun 2 yıllık maaşını peşin alın size 3 milyon euro. Siz bize 5 milyon euro servis verin. Şöyle düşünün iki bon servis verdiniz. Bir yarım sezonluk ücreti ve 2 de hani diğer sezonun ücreti. 1 milyon euro yarım sezonun 2 milyon euro da diğer sezonun ücreti. Artık 3. sezonunda siz kendiniz anlaşın. Kaça anlaşırsanız diye. Biz 2 milyon euro kazanmış olalım. Ama hareket alanımız 5 milyon euro olsun demiş olabilir. Karar sizin. Şimdi bakın kapı açıklamalarını da ekledim. Bilginiz olsun. İspanyol gazetesinin haberine göre Real Betis için bakan bunun maliyeti 3 milyon euro. Türkiye'de vergi İspanya'ya oranla düşük olduğu için maaşını da Galatasaray'dan almaya devam edecekmiş. Müthiş bir anlama diyor. Bunu ben değil İspanyol gazetesi veriyor. Lütfen beyinsizlik yapmayın. Tam olarak okuyun. Tam olarak anlayın. Beyinsizlik yapıp da bana iftira atmayın. Ben size olan olayı söyledim. Anlatabiliyor muyum? Yani durumlar bunlar duyumlar bunlar. Şimdi Fenerbahçe Şubat ayı itibariyle hiçbir futbolcusunun alacağına, yani hiçbir futbolcunun Fenerbahçe'den alacağı yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve Ryan Kent'in Lazio'ya transferinin iptali tamamen oyuncunun kişisel, şahsi görüşünen alakalı bir durum. Fenerbahçe Antalya'ya gitti arkadaşlar. Kamp kadromuzda açıklandı. kamp kadromuzda ilginç sürprizler var. Şimdi bakın önce şunu söyleyeyim. Bir şeye küfür etmeden önce, bir şeye hakaret etmeden önce ya da Kötü söz söylemeden önce birazcık düşünün arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bundan sonra düşünün. Kamp kadromuz şu şekilde. Baktığınız zaman 3 tane kalecimiz var. Mert Müldür, Ciku, Bonucci, Serdar Aziz, Çağlar, Söyüncü. Ben Çağlar'la Serdar'ın ilk 11 e oynayacağını düşünmüyorum açıkçası. Bonucci, Ciko ilk 11, Mert Müldür, Ferdi ya da Ferdi Osterwold olacak diye düşünüyorum. İsmail Kuruniç ikilisi orta sahada durur. Zayt, Muhammed İmre, Mert Hakan Yandaş 8 numara 6 numara yedekleri olur. Şimanski 10 numarada yerini alır. Ee, İrfan Can kanatta oynar. Cengiz yedeği olur. Sol kanatta King bence oynar. Deplasman bulunca King'i oynatabiliyoruz. Ee, Tadic yedeği olabilir ya da Tadic oynatıp son dönemde King'i hiç oynatmadı çünkü. Tadic oynayıp King ve Kent yedekleri olabilir. Ceko şu ay ikilisi de forvette. Arkadaşlar dikkat ettiniz bir bilmiyorum. Lincoln Antalya Spor maçı kadrosuna dahil edilmedi. Sebebi de belli. Ankara gücüyle bir görüşmesi var. Belki de anlaşma tamamlanacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Antalya Spor karşılaşmasında Fenerbahçe'mize sonsuz başarılar diliyorum. Çünkü Antalya Spor güzel siyasi ziyaretlerle falan da şey yapıldı. Bayağı göklere çıkarıldı. Artık ne vaatlerde bulundu insanlar bilmiyorum. İşte maçı kazanın şöyle böyle falan hani bilmiyorum ama Fenerbahçe'miz inşallah bu maçtan galip gelecek. Ben Gidip hayırlısıyla galip gelip dönsün takımımız. İsmail Kartal dediğim gibi muhtemelen Bonucci Cicco ikilisini oynatacaktır. Hani bunu benim söylememe gerek yok. Bunu duyum olarak söylememe gerek yok. Matematiksel mantıksal olarak da hepimiz aynı sonuca varırız diye düşünüyorum. Hocam niye çok hızlı gidiyorsun? Arkadan attı mı kovalıyor? Ya siz duyumları rahatça alın istiyorum arkadaşlar. Şimdi Bartu Elmas. Ben şöyle bir gözetleyeyim arkadaşlar. Şu an 18-19 benim saatim. Bilginiz olsun. Ankara gücü Sivas maçında Bartu Elmaz ilk 11'de başlamıştı. Dakika 60 hala devam ediyor. Bunu söyleyeyim. Emre Mor Hatay Karagümrük maçında ilk 11 başladı. Ee, dakika kaç? Dakika 57. O da devam ediyor arkadaşlar. Ve Hatay 2-0 önde Karagümrük karşısında. İlginç. 3 şuttan ikisi isabet. Hatay demek ki bir açıldı. Pir açıldı olacak. Yani iki futbolcumuza giden iki kiralık futbolcumuz da burada e, forma giyiyorlar. Bu da sevindirici bir tarafı. Keşke sezon sonuna kadar hemen hemen her maçta forma giyseler. Fenerbahçe maçlarında forma giymesinler ya. Kalbi kötü, dini kötü, imanı kötü, karakteri kötü insanlar çıkıp da başka bir şey diyebilirler. Cengiz Ünder'in enleri diyor. Arkadaşlar burada şunu söyleyeyim. Cengiz Ünder diyor ki takımın en azı o Osayi Samuel. En güçlüsü Batshuayi, King Çağlar, bak Çağlar. Takımın en teknik ismi Fred ve İrfancan Kahveci. En çalışkan Ceko ve Hadiç. En neşesi Mert Hakan, en ciddi Ryan Kent diyorum Kent'in takelim ya o Kent'in, gel ee, yani kentin geldiğine, geleceğini. Ben yine Kent'e iyimser bakmaya çalışıyorum. Ulan diyorum. Hani polyanlacılık yapasım var. Diyorum ki ulan diyorum inat etti gitmedi inşallah diyorum ikinci devre bir oynayacak patlayacak şöyle yapacak böyle yapacak falan. Bilmiyorum nasıl olacak. Sıcak gelişme diyor kulüpler birliğindeki birden fazla kulüp kendi maç biletlerini aracı kurum olmadan satmak için TFF'ye başvur diyor ya Sabuncu oğlum. Arkadaşlar buradaki olay şu. Aracı var. Şu anda firmanın adını söylemeyeyim. Aracı var. Misal veriyorum bilet başına 25 TL kesiyor. Yani kesinti sadece kesinti 25 TL. Şimdi sen 25 TL'yi aracı olmadan kendin kesersen maç başına 40 bin kişinin geldiğini düşün. Bunu kombine de olsa fark etmez. Sezon başında alıyorsun. 40 bin kişiden 25 TL'ye çarp 1 milyon TL yapar. Stadında 17 tane maça çıkacaksın. 17 milyon TL. Arkadaşlar bu benimki misal sadece. 25 TL belki 250 TL kesilecek yarın bir gün. Belki 100 TL kesilecek. Ben sadece misal veriyorum. böyle bir gelir senin olacak. Başka bir yere gitmemiş olacak. Sen de bunu vergiden düşersin. Cart yaparsın. Curt yaparsın. Yani durum bu. Abu Bakar Beşiktaş'ta çalışmalara başlamış. Ah keşke bir salaklık etseler de Fenerbahçe'ye verseler. Ah bir salaklık etseler. Keşke bir salaklık etseler. Eyüp Spor As Başkanı Fatih Kulaksız. Erencen yardımcı için Fransa, Belçika, İngiltere'den teklif var. Merak ediyorum. Fransa, Belçika, İngiltere. Bak. Şimdi. E, Avrupa'da ara transfer dönemi. Kış transfer dönemi. Bakın neresi dedi? Fransa, Belçika, İngiltere. Şimdi benim baktığıma göre UEFA'yı seçelim arkadaşlar. UEFA'yı seçelim. Şöyle El Salvador'u falan seçecek halimiz yok. İsrail, Avusturya, Azerbaycan, Türkiye, Kuzey Makedonya, Romanya, Macaristan, Karadağ, Hırvatistan, Liechtenstein, İsviçre, Slovenya, Sırbistan, Slovakya, İrlanda, Polonya, Rusya, Çek Cumhuriyeti, Bosna, Ersek, Ermenistan, Bulgaristan, Estonya, Moldova, Letonya, Ukrayna diye gidiyor. Şimdi merak ediyorum. Fransa, Belçika, İngiltere'de transfer dönemi bitmedi mi? Yine bakıyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Yine tekrar tekrar bakıyorum. Bitmiş. Şimdi hal böyleyken senden 7 milyon euro istiyor. Ya ben bak Türkiye'deki açgözlülüğe gerçekten kızıyorum. Sonra oyuncu bir şey olacak şu olacak. Türkiye'den de 3 büyük kulüp 4 Anadolu kulübü oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı. Eren Can bu sezon Pendik Spor'da tamamlayacak. Sezon sonu için belirlediğimiz fiyat 10 milyon euro diyor. Şimdi 10 milyon euroya Galatasaray'a satın. Onlar da 80 milyon euro kolay 32 milyon euro zor bonuslarla satarlar. Siz de kar edersiniz. Fenerbahçe kadroyu istediği gibi şekillendirebilirse ve yabancı sayısında eli rahatlarsa skor katkısı yüksek bir kanat forvet almak istiyor. İsmail Kartal'ın talebi bu yönde. Bu doğrultuda eden oluşan bir liste hazırlandı. Külliyen yalan. Kanat forvet, manat forvet yok. Bilginiz olsun. Yani yani bilginiz olsun arkadaşlar. Devam edelim. Ertem Şener. Fenerbahçe Vedat Muriçi'nin menajeriyle bir gö görüşüyormuş Fenerbahçe. Mallorca yüksek bonservis istediği için transfer şu anda zor gözüküyormuş. Fenerbahçe Vedat Muriçi'yi alacak diyen arkadaşların zeka seviyesini biliyor musunuz? Şu. Vedat'ı Türk zannediyorlar. Yanlış bilmez. Vedat Murici Türk zannediyorlar. Vedat Muriçi Türk sayılmıyor. Kerem Demirbay Alman milli takımında oynadı. Türk sayılıyor. Vedat Muriçi Türk sayılmıyor. Sen ne demek istiyorsun? Sen Vedat'a Türk değil mi demek istiyorsun? Senden daha Türktür gibi salakça cümleler kurmadan önce verdiğim örneği iyi anlayın. Vedat Muriç 15 milyon euro transfer market yazıyordu. 2027'ye kadar sözleşme yazıyor. Herif 14 lig maçında 4 gol 2 asist yapmış. Bir tane kral kupası maçında oynamış. Sakatlanmış geri dönmüş. 8.2 milyon euroya 2022 yılında almışlar. Yani Fenerbahçe 21 milyon euroya satmış Lazio'ya. 1120 dakika oynamış. 4 gol 2 asisti var. Niye Fenerbahçe almak istiyor? Ee, alacak olsa kaça almayı düşünüyor? Geçiniz. Özel diyor. Sayfanın adını vermeyeyim çünkü duyumu yalanlayacağım. Tolga Ciğerci ismi Fenerbahçe'de düşünce olarak var. İsmail Kartal ve Mario Branco'nun ortak raporunda bulunuyor. Fakat herhangi bir resmi temas, teklif falan filan. Şimdi Lincoln Ankara gücü gelişmesi doğru. Sonuna kadar doğru. Bunda eksik olan bir şey yok. Fenerbahçe Lincoln'un kendine bıraktı. Gidiyorum diyorsan git. Kalıyorum diyorsan kal denildi. Tolga Ciğerci konusunda bir, konuda sizi bilgilendireyim. Bakın Fenerbahçe'de bazı isimler vardır. Mesela Deniz Barış, Selçuk Şahin. Bu isimleri hiç, taraftar hiç beğenmez. Niye? Ya etiketi hoşuna gitmez taraftar. Ama gelen teknik adam ısrarla oynatır. Israrla oynatır. Israrla küfür edercesini oynatır. Taraftar bir gün şunu sormaz. Ulan acaba ben mi bilmiyorum demez. Tolga Ciğerci kaç yaşında arkadaşlar? 34-35 falan hocam. Yani bizde oynadığını varsayarsak. 23 Mart 92 doğumlu. Şu an 31 yaşında 32 olacak. Rogo'nun oyuncusu. Türk milli takımının 4 kez forması gibi. Ya 700 bin euro yazmasının çok bir önemi yok benim için. Çünkü Türk kontenjan diye bir olay var. Ön libero 8 oynayabiliyor. Yani 6-8 oynayabilen bir oyuncu. Erta Berlin, Galatasaray gibi kulüpler. Mönchengladbach, Wolfsburg. Bak yani Almanya şey yapıp bu sezon 15 maç, 5 gol, 1 asist, 1124 dakika. Ya böyle bir alternatifi Fenerbahçe taraftarı diyor ki ben istemem diyor. Niye istemez? İstemem arkadaş ya ben beğenmiyorum diyor. Lan evlenmiyorsun oğlum. Futbolcu olarak getiriyorsun. Yok. Yani Tolga Ciğer diye bizim taraftar istemez. Ha. Şunu söyleyeceğim. Keşke. Zayt'sı verip karşılığında alsak. Bak, keşke Zayt'sı verip karşılığında alsak. Karşı. Zayt'sı verip Salih Uçan alsan kar. Zayt artı kenti versen hem Salih Uçan'ı hem e, Tolga Ciğerci'yi alsan. Mert Hakan'ı da göndersen. Kar. Vallahi ker, Billahi kar. Çünkü şeyi, sözleşmeleri TL'ye çevirmiş oluyorsun. Ama sıkıntı. Fenerbahçe Alanya Spor'dan 23 yaşındaki sol kanat Oğuz Aydın ile ilgileniyor demiş. Yine bir sayfa. Oyuncu kanat forbet için alternatif listede bulunuyor. Şimdi Oğuz Aydın Geçmişten beri ilgilenilen scouting listemizde yer alan bir isim bilginiz olsun. Ben bu önemli bilgiyi vereyim. Yani e, 2 milyon Euro piyasa değeri var. Hollanda e, menşeli bir oyuncu. Oyuncu yetenekli bir oyuncu. Ancak Cenk Melek Yazıcı'nın oyuncusu gelişimini bir türlü doğru düzgün sağlayamayan bir isim. Yani bir gelişim istiyor. 24 maç 1500 dakika 3 gol 5 asist arkadaşlar yeterli mi sizce? Oyuncu yetenekli bir, bir, oyuncu. Uzun zamandır izliyoruz ama şu an için bir şey göremiyorum. Belki yazın. Selahattin Makiçe, ZK Moskova'dan İrfan Can için bize herhangi bir teklif gelmedi, iletişime dahi geçilmedi demiş. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ama bu geçilmeyeceği anlamı da taşımıyor. Ben de böyle bir kılçık bırakayım ortaya. Mert Hakan Yandaş yurt dışından iki, yurt içinden 3 takımdan transfer teklifi var. Fenerbahçe teknik heyeti ve Ali Koç oyuncunun sezon sonuna kadar kalmasından yana iyi olan kadroyu bozmama niyetindeler. Hani şampiyonluk yaşadıktan sonra gönderebiliriz diyorlar. Şimdi şunu ben bir belirteyim. Sezon oynanırken kadroyu dağıtmak mantıklı bir hamle değil. Sezon oynanırken iyi oyuncularını göndermek mantıklı bir hamle değil. Umut Nair gitmiş, Crespo gitmiş, Lincoln gitmiş. Hocam orta sahamız bomboş kaldı, kadro dağıtıldı diyor. Ulan Lincoln'i kaç defa izlediniz? Ha ben karşıyım. Ben Lincoln'in gönderilmesine karşıyım. Belki de Türkiye'de sayılı kişilerden biriyim. Ben Crespo'yu da göndermezdim. Açık söyleyeyim. Hani Crespo'yu da göndermezdim. Lincoln'i de göndermezdim. Zayt, Kent, King. Arkadaşlar kulüp bulun. Ben sizi düşünmüyorum. Kulüp bulun. Derdim. Ben şunu söyleyeyim. King'den belki bir fayda sağlarsın. Hani kanat forbet etkili mi etkili çıkar gol atar. Kentten alacağın katkıyı şimdiye kadar alırdım. Şu anda takım içinden de taraftar içinde de çok ciddi tepki alacak oyuncu. Bak Kadıköy'de Kent'i var ya ben düşünemiyorum. E Zayt, ya Zayt arkadaş oynama garantisinden bir yere gitse mesela oynama garantisi de geçtim. Ya bir yere kiralık gitse mesela kendini görsem olabilir ama ya başımıza artacak isimlerde bunlar transferde böyle bir şey arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe orijinal iskeletini tuttu. Bak orijinal iskeletini tuttu. Şuraya bir bakın arkadaşlar. Şurada bir Fred eksik. Sakatlardan bir de Osayi eksik. Ha üçüncü forvet. Ceko, Batuay, Mustafa Hoca olduğunu düşünün. Ulan benim sezonda oynayacağım 150 dakika. Yani şu geri kalanda. Ha ben olmuşum. Ha Serdar Dursun olmuş. Ha e, ee, Tiago Çukur olmuş. Ben Tiago Çukur'u seçerdim. Kendi futbolcum. Tadic, King, Kent. Üçü fazla. Zaten lisans da çıkarılamayacak. En az ikisinin. Yani King, Kent, e, Lincoln, Zayt, bu dördünden iki tanesinin lisansı çıkarılmayacak, çıkarılamaz. Cengiz İrfan sağ idare eder. Şimanski'nin yedeğini kim yapacaksın? Düşünmen lazım. Yani Şimanski'nin yedeğini ben King yaparım. Çift forbete dönerim falan dersin. Kent'i de tad için yedeği dersin. O zaman Zayt'sı da de, de gönderirsin. Ki ben olsam Zayt'sı ve hatta ben size bir şey söyleyeyim. Kumik gelecekse ben olsam Zayt'sı ve King'i gönderirim. Kent'i ve Lincoln'u tutarım. Gel derim lan derdin de senin. Ama şu saatten sonra maalesef taraftar tepkisi çok ağır olur. Orta sahada bak Mert Hakan, Zayt, Kulunç İsmail var. Bak bura eksik. Fred'i de say 5. 5 isim bu mevki için yeter. Sağ Ferdi tehlike anında camı kırnız butonu. Ciko camı kırınız butonu. Ferdi Osterbol'de solu yedekler. Mert Müldür o say sağ. Ciku, Bonucci, Serdar Aziz, Çağlar. Bir de Bekao var. Bu arada Bekao bu kadroda nasıl yer almamış? Onu da çözemedim. Yani sakatlığını ben tamam edileşti zannediyordum. Demek ki bir sıkıntı var hala. Yani süreç bu arkadaşlar. Transfer dönemine ait benim aktaracağım şeyler bu kadar. Başka şöyle sıcak gelişme var mı? 72. dakikalara girdi takımlar. Yani Samsun Spor Galatasaray maçı tehlikede elektrikler 3 kez gitti geldi. Var sistemi çöktü diyor. Aa, ben anladım. Evet benim aktaracaklarım bu kadar. Bir beğeni çok görmeseniz sevinirim. 68.765 35 tane daha Fenerbahçe'li bulursak 68.800'e maç gününe uyanacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar.